ne fiyat veriyorlar incelemek lazım. Sen hazırlığını yap, üzerinde çalışalım. Tamam. Hadi artık. Biraz da işimize bakalım. Benim de zaten dışarıda toplantım var. Ben çıkıyorum. Tamam. Meltem ne zaman geliyor? Bugün ya da yarın. Kesin bir şey söyleyemiyor. Ders durumuna bağlıymış. Eğer gelmezse sen atla git. Yalnız bırakma kızı. Yanında ol. Tamam. Vural'la konuşuruz mu bugün? Konuşmayın. O yurt dışına gidene kadar bir araya gelmeyin. Hele hele Meltem buradayken sakın. Tamam. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Kerim'le de görüşmeyin dedim, beni dinlemediniz. Bundan sonra sözümden çıkadı yakarım. Aptal herifler. Ben de muhasebeye uğrayıp çıkacağım. Münir. Nereye? İşim var, ne oldu? Çok önemli değilse bize git diyecektim. Perihan pek iyi değildi. Çok sarsıldı. İlgilen onunla. Merak etmeyin işte, tamam. Alo. Burada çok ses var, bir dakika. Ben çıkıyorum birazdan, evde misin? Evet, çıkmak için senden haber bekledim. Nerede buluşalım? Bugün görüşemeyeceğiz, ablama gitmem lazım. Öyle mi? Evet, iyi değilmiş. Gidip bir baksam iyi olacak. Ararım ben seni. Benden kaçıyorsun değil mi? Kaçıyorsun. Ya ablam iyi değilmiş. Bana ihtiyacı var. Benim de sana ihtiyacım var. Seni görmem lazım, konuşmamız lazım. Ararım dedim sonra. Benden gittikçe uzaklaşıyorsun değil mi? Bunu hissediyorum. Bitirmeye çalışıyorsun. Ne alakası var Levan? Yapma böyle. Ben aptal değilim. Levan lütfen beni bunu atma. Şimdi konuşamıyorum burada, sonra arayacağım seni. Tamam mı canım? Hadi hoşça kal, görüşürüz. Bana bak, ben bu evdeki varlığını unutmaya çalışıyorum. Bana yaşattıklarını unutmaya çalışıyorum, sen hatırlatmak için elinden geleni yapıyorsun. Bu evde olduğun günleri sessiz sedasız geçirelim. Ondan sonra nereye gideceksen git. Yeter artık. Saygılı ol yeter. Meltem'in telefonu kapalı. Derste herhalde. Görüşmek istemiyor mu lan yoksa? Derstedir, derste. Belgin. Ya bu öğlen yemeğinde buluşsak da şu Romanya işini bir konuşsak diyorum. Bugün olmaz. Çok işim var. Ama sonra bir ara konuşuruz, olur mu? Tamam, olur. Ulan ne adamsın, biz neyle uğraşıyoruz, sen kıza yazıyorsun. Ne yazması oğlum? İş yapıyoruz burada.
Sabahtan beri beni çağırman için telefonunu bekliyorum. Özür dilerim hayatım. Toplantıdaydım çocuklarla. Sadece bu sabah değil. Uzun zamandır bir hal var sende. Gittikçe uzaklaştın. Hep gözlerini kaçırıyorsun. Etrafta bir şeyler oluyor, bana söylemiyorsun. Bilmediğim neler oluyor. Ne gibi? Sabahtan beri toplantı üstüne toplantı. Münir Bey de geldi gitti. Siz çocuklarla bir aradasınız sürekli. Olağanüstü bir durum mu var da bana söylemiyorsun? Yok ya, önemli bir şey değil. Aile meselesi. Aha, pardon. Aile meselesi. Aile meselesi olunca susup oturmam lazım tabii. Aile meselesi. Özür dilerim. Ben de burnumu sokuyorum hemen. Belgin, Belgin lütfen. Hala aile meselelerinin yüzünden bizim gündemimiz sürekli erteleniyor. Ne oldu bugün sana böyle? Neden hırçınlaştın durup dururken? Sana en yakınım güya. Neler oluyor bilmiyorum. Yarın için planlar yaparken birden dönüp ailenin içine kapanıyorsun. Belgin. Ben bu ilişkiye emek verirken senin önceliklerinin farklı olmasına dayanamıyorum. Dün doğum günümdü mesela. Hatırlamadım bile. Sonra da kalkıp Ankara'ya gittin. Ah bir tanem. Bugün kutlarız. Ya bırak Reşat Allah aşkına. Mesele o değil. Neymiş mesele? Ha? Ha? Söyle bakayım neymiş mesele? Ne olur. Beni oyalama. Benden kurtulmak istiyorsan söyle doğrudan. Sürekli vaat, sürekli erteleme. Ben sana yerine getiremeyeceğim hiçbir vaatte bulunmadım bugüne kadar. Hemen bugün karımdan ayrılacağım, yarın seninle evleneceğim demedim ki. Biliyorsun bu iş çok zor. Aile, iş iç içe bizde. Hem Perihan benim sadece karım değil. Bugün sahip olduğum her şeyi ona borçluyum ben. Bütün servetimi, hatta bu holdingi bile bırakabilirim ama Perihan'a arkamı dönmem çok daha zor. O yüzden biraz sabredeceksin. Bunları tekrar tekrar duymak istemiyorum. O zaman böyle hırçınlaşmayacaksın. Hı? Sen bunları takdir edecek anlayışa sahipsin. Lütfen. Belki. Çok iş vardı. Ne oldu? Gidiyor. Şeye bozuldu herhalde. Amcam biliyorsun. Hırsını başkalarından çıkarmayı pek sever. Hoş geldiniz Münir Bey. Ablan nerede? Odasında. Bütün gün yataktan çıkmadım. Ne yiyor ne içiyor. Çok üzülüyorum. Günlerdir böyle. Doktora gidelim dedim. İstemiyorum. Anlamıyorum. Ben ilgilenirim. Neler oluyor Münir Bey? Hasta mı gerçekten? Bir şey yok. İşin telaşının yorgunluğu çıkıyor. Abla gelebilir miyim? Ablacığım girebilir miyim? Ne olur açma, migrenim tuttu. Biraz ışık girsin, hava girsin. Ne olur yapma Münir. Onun adı migren değil, depresyon. Şimdi sen kendini odaya hapsedince ne değişecek? Zamanı geri getirebilecek misin? Yaşananları kafandan silip atabilecek misin? Ne olursun kendine eziyet etme.
Sinirlerim çok bozuk, berbat haldeyim. Bak hepimiz zor bir dönemden geçiyoruz. Ama her şey yoluna giriyor. Turenerler ikna oldu. Meltem'le Selim'in arası düzeliyor. Selim'i hiç affetmeyeceğim. Bu evde bana ait tek şey Selim'di. Başarımla gururlandığım tek şeydi Selim. Canım ablam ya. Düşündükçe çıldıracak gibi oluyorum. Benim çocuğum vahşi bir hayvan gibi bir genç kızın hayatını kararttı. Benim çocuğum, benim. Kaç kişinin hayatını mahvetti. Şimdi hiçbir şey olmamış gibi dolaşıyor herkes. Ama öyle abla, oldu bitti. Herkes hayatından memnun. Kız da ses çıkarmıyor ki. Münir, bari sen böyle söyleme. Ablacığım bak, sen bu insanları tanımıyorsun. Kız matah bir şey olsaydı para pul dinlemezdi, mantıklı ol. Ceplerine parayı koyunca ailesi de kız da kesti sesini. Kerim de sen, Kerim de durumun üstüne atladı. Sen bu insanlar mahvoldu diye ağlıyorsun ama hayatları kurtuldu bu insanların ya. Koştura koştura İstanbul'a geldiler, yerleşiyorlar şimdi. Bizden aldıkları parayla keyif yapacaklar. Ne olursun lütfen dert etme, gerçekten. Elimde değil, unutamıyorum. Selim'i affedemiyorum. Efendim? Leman Hanım geldiler. Kimseyi görecek halde değilim ben. Hanımefendi biraz rahatsız dedim ama. Ah, Münir sen ilgileniver. Benim konuşacak halim yok. Tamam hadi sen kendini toparla ne olursun. Akşam geleceğim bak, kendini toparlamış ol, tamam mı benim tatlı perişim? Hadi. Kusura bakma ablam yatıyor. Tamam ya, hadi gelin. Keşke gelmeden önce haber verseydin. Hala toparlanamadı, olayların etkisinde. Ben de çok kötüyüm. Dinlenmesi lazım, toparlanacaktır. Neyse çıkalım. Sen beni kontrol mü ediyorsun? Evet, sürekli bahane uyduruyorsun benimle buluşmamak için. Senden hiç beklemediğim şeyler yapıyorsun. O zaman sen de bana biraz vakit ayır. Benim de sana ihtiyacım var. Ben de kötü durumdayım. Ben çok yalnızım Münir. Halletmem gereken bir sürü mesele var. Bir de sen bana problem olma Leman. Bir de sen beni yorma, çok rica ederim. Canım? Telefonum kapalıydı. Şimdi aldım mesajlarını. Defalarca aradım Meltem. Dersteydim aşkım. Akşam geliyorsun değil mi? Bir dakika. Siz gidin, ben geliyorum. Kantindeyiz. Alo. Akşam gelir miyim, gelemez miyim bilmiyorum. Ya ama öyle konuşmuştuk. Gelmesem daha iyi olacak galiba. Ya Meltem ne oluyor yine? Yeni bir şey olduğu yok. Annemler hala çok gergin. Bu durumda kalkıp ben Selim'e gidiyorum diyemem. Sen gelmezsen ben gelirim Ankara'ya. Yapma bence. Zaten dün gece hiç uyumadım. Düşündüm düşündüm. Bak bu aradaki mesafe yüzünden oluyor. Bizim bir an önce birlikte yaşamamız lazım Meltem. Olur. Taşınayım sana. Yazı beklemeden evlenelim Meltem.
As. Duydun beni? Ne diyorsun Selim ya? Evde bambaşka şeyler konuşulurken şaka yapar gibi. Biz yazı beklemeden evleniyoruz mu diyeceğim babamlara? Ya ben seni seviyorum, kaybetmek istemiyorum. Ben de seni ama. Aması falan yok işte. Görüyorsun uzadıkça çıkıyor. Babanın muhalifleri, benim babamın rakipleri huzurumuzu bozmak için bizi buldular. Hepsinin çenesini kapatalım, ne diyorsun? Bu telefonda konuşulacak bir şey değil. Gel işte o zaman, yüz yüze konuşalım. Bakarız. Eğer ayarlayabilirsem ararım. Sen evi ayarla, ben uçak biletini alıyorum. Selim. Hadi, şimdi hallettim bile, akşam buradasın. Dur bir eve gideyim önce. Konuşalım, sonra al biletleri. Aldım bile, bay bay. Ne yapıyorsun oğlum sen? Abi bir an önce olsun bitsin, ben de kurtulayım bu stresten. Aptalım benim. Yağmurdan kaçarken doluya tutulacaksın. Buyurun Neşat Bey. Belgin Hanım çıktı efendim. Bugün şirkete dönmeyecekmiş. Rica ederim efendim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.